Çok bizim onlarla çok güzel ilişkimiz var. Ne Yani güzel. şey olarak ikisiyle de sağ olsun hem eski eşim hem ben onları güzel idare etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii işin çoğu ona düşüyor. Yani eski Evet. eşim çünkü orada çocukların kendi kararı Avustralya'da kalmak. Ben ikisine de istiyorsanız gelin Türkiye'de de eğitiminizi devam ettirin dedim. Onlar da orada doğdukları için bence haklı da Oradalar. olarak bütün arkadaş çevreleri de orada. Orada bitiriyorlar. Oğlum zaten artık 19 yaşına geldi. Restoranda çalışıyor. Ne diyorsunuz? O da mı Dünya şef olacak? yakışıklısı yok o da. O salonu öğrendi. Bahşiş olayını öğrendikten sonra mutfaktan Sıcak kaçtı. para. Mutfaktan sıcak para cebe. Mutfaktan kaçtı, salona geçti. O restoranlara çalışıyor. Aynı zamanda eğitimini de sürdürüyor, okuyor. Kızım da bu sene son sınıfa artık 12. sınıfa geçiyor. Onun da stresli bir yılı. Ne olmak istiyor? O daha böyle insanlarla böyle yuva öğretmenliği, hemşirelik, çok o daha naif, böyle insanlara dokunmayı seven çok... Çok şefkatli bir kızdır Ne güzel. Derin. Anneannem bana çok hatırlatıyor Derin'e. Baktım bazen anneannemin Aşkım. bazı şeylerini görüyorum. O yüzden öyle şeylere çok yakın yani. Çok sık gidip geliyorsunuz o zaman. Çok gidip geliyorum. Ben de çok gidip İyi. geliyorum. Çocuklar da çok sık gidip geliyor. Ne Tabii diyorsunuz? tabii. Tepe Artık serseme alıştık. olmuyor musunuz Yani ya? biraz oluyoruz. Biraz oluyor. Ben alıştım gerçi de. Ya. En gitmek istediğim ülke ama sırf gitmek zor geliyor diye Hiçbir şey gidemiyorum. olmaz ya. Ben bak bunu hakikaten anlamıyorum. Yani Evet. bizim zamanımızda binerdik. Cuma günü Bodrum'a giderdik 12 saatte. Evet. Cumartesi pazar kalır. Pazartesi de geri gelirdik 12 saatte Baya üç yani. günlüğüne git diyorsun, mümkün Hayır değil. hayır siz 3 günlüğüne gitmeyin ama bu Gidemem. yapılıyor. 10 gün falan gelmişken 10 gün falan Evet, kalmak lazım. kalmak lazım. Zaten çok büyük bir ülke yani gezmek Evet. lazım, Yok, görmek lazım. yetmez Bir de zaten 10 gün. daha ne zaman geleceksiniz yani en azından gelmişken bitirin. Yani bir umut ışığıdır aslında sizin bu kadar sık gidip geliyor olmanız bir ihtimaldir bizim için de. Özellikle Ocak'la Mayıs ayları arasında ben de oradayım. Gelirseniz çok seve Aa, seve vallahi gezdiririz sizi. çok isterim. Vallahi çok. Peki programda sert olmak zorunuza gitmiyor mu ya? Ben sert değilim ya. Ben Gerçi evet yumuşak olanım ben. Daha... son programlarda böyle baktım da gene en şey ritmi nabzı tutturan sizsiniz gibi. Evet yani aslında tabii genelde bilinen Mehmet Şef'i çok sert olarak bilinen. Evet. Danilo biraz daha yumuşaktır. Danilo Evet. daha yumuşak böyle birazcık goygoycudur. Evet, evet o biraz Ben de öyle. birazcık daha işte teoriye önem veren, anlatmaya çalışan, anlatıcı öğretmen gibi olan öyle benim çok yani sertleştiğim pek değildir ama arada bir sinirlendiğimiz Var oluyor mı tabii yani. yarışmada bünyenize aldığınız isimler oluyor mu genelde? Oldu oldu. Geçen seneden Mustafa Ozan bizle bir 8 ay 9 ay çalıştı. Sonra gitti kendi yerini açtı Datça'da. Daha çok pek çok arkadaş geliyor gidiyor çalışıyoruz. Daha hala bir sözüm var arkadaşlarımdan bir tanesini Singapur'da yapacağım, yemeğe götüreceğim. Ya. Biz ya çok güzel bir aile olarak çalışıyoruz ve hep birbirimize destek oluyoruz. Çocuklar da bizim en hoşumuza giden sektöre destek oluyorlar. Yer açıyorlar, dükkanlar açıyorlar. Yani her biri şu anda kendi dükkanları var kendi kabiliyetleriyle ölçülen. Peki anneanneye gelelim. Şimdi tabii boşanmış bir anne babanın evladısınız. Hikayeyi ezber bozan yeri babanızda büyüyorsunuz. Evet. Ve orada tabii haklı olarak belki kendinize yer bulamıyorsunuz bazen. Ve anneanneyle aslında büyüme Evet. hikayesi bu hikaye. Nasıl bir torun anneanne ilişkisi? Anneanne, bir kere anneanne çok acayip bir insan. Çok merak ettim. Anneanne dedeyi anneme hamileyken kaybediyor. Dedem doktor, veba mikrobu üzerine çalışırken mikrop bulaşıyor. Ve o şekilde kaybediyoruz. Annem 6 aylık yani anneme 6 aylık hamileyken Anneanneniz anneanne. 6 aylık Anneme hamileyken. hamile. 2 tane de erkek evladı var. 2 dayım ve tek başına çalışarak, dikiş dikerek, yemek yaparak 2 tane doktor. Annem de İngiltere'de okutuyor. Onu da yüksekokulda, evet İngiltere'de. yüksekokulda okutuyor orada, onu da orada. Çok başarılı, inanılmaz bir kadın. Tam bir Nereli eski aslan? aslında Yugoslav göçmeni. Mitrovice'den geliyorlar. Bizim hem anneanne hem babaanne ikisi de o Aşkım. taraflardan geliyorlar. Orada bir kaymakamın kızı. O yüzden o terbiyeyi de devlet terbiyesini falan da çok iyi almış. Tam böyle devlet kadın derler ya öyle bir kadın yani çok duruşuyla, davranışıyla sevgi dolu, koşulsuz sevgi gösteren O inanılmaz cümlenizi bir... çok sevdim. Bir röportajda diyorsunuz ki ben en çok anneannemin yanında kendim oldum. Evet. Çünkü koşulsuz kabul eden biriydi ve şefkatiyle ben şifalandım hep. Evet. Şimdi ben bunların niye altını böyle özellikle çiziyorum bu kadar? Biraz önce söylediğim şeyden sebep. Bizler anne baba olarak evlatlarımızı bazen nasıl yetiştirmemiz gerektiği konusunda endişelere kapılıyoruz. Tutturamıyoruz. Siz de boşandınız, ben de boşandım. Hep böyle çocuklarıma bakarken hep mutlu olsunlar ve kendileri olsunlar istiyoruz ama anne baba olarak da beceremiyor olabiliyoruz bazen ya.
Burada anneanne kıymeti çok önemli tabii. Evet, size. Evet. Yani tabii bir de onun dediğiniz doğru, yani onun bir üstte olması da onun evet. çok daha farklı bir şekilde bakmasına sebep oluyor. Evet. Bir de kendini zaten çocuklarına adamış bir kadın. Artık çocukları evlenmiş. Şimdi ondan sonra ben varım. Başka torunları var. Hepimize çok ilgi gösteren. Bütün torunlarıyla böyle miydi sizle? Benle miydi? Tabii çok daha yakındı. Çünkü ben onunla yani birbirimizi çok severdik. Ama tabii diğer tokuzlar, şimdi kuzenler kızar. Tabii onları da çok severdi de tabii. Ben onunla çok zaman geçirdim, öyle evet. söyleyeyim. Çok zaman geçirdim. Peki asıl şef anneanne mi yani bu hikayede? Anneanne çok iyi şeftir. Anneanne müthiş bir şeftir. Balkan göçmeninde olduğu için o eski, bilmiyorum sizin zamanınızda var mıydı, bu davul fırınlar tabii vardır. Tabii ki. Onun ya gibi fırın yok değil mi şef? Hala pişiremiyor ya. Değil yani mi? En iyi fırınlar. On binlerce dolarlık evet. fırınlar hala o davul ben fırın gibi. Ben de böyle gibi düşünüyorum. Tutturamıyorsunuz evet. yani. İnanılır gibi değil. Orada yaptığı yemekler yani o fırına şey gibi girer yani baklava girer, baklava çıkar, börek girer, börek çıkar, şekerpare girer. O fırından böyle sürekli bir prodüksiyon vardı, olurdu. Çok iyi yemek yapardı kendisi. İlk onunla ne yemeği yapmıştınız küçükken? Ya karnıyarık benim çok aklımda kalıyor tabii. Çok severdim çünkü hala da en sevdiğim yemektir ama o lezzette bir daha bulamadım. Yani orada aynen dediğiniz gibi sevgi katmakla orada bir şey evet. var yani. Bende de anneanne deyince Ali Nazik. Ali Nazik. O taraflardan mı? Kırklareli. Bizde de biraz karışık. Anne tarafımda Antep var, Hatay var, Kırklareli Ali Nazik var. Ali Nazik deyince o taraf çünkü tabii, aslında. Tabii aynen, dedem Antepli. Ama bizde de işte Bulgar var, Makedon var. Dünya insanıyız aslında galiba. Evet yani tabii biz aslında bir imparatorluktan sonra gelen çok önemli evet. bir cumhuriyetin evlatlarıyız. Evet. Her yerden gelmişiz yani. Burası evet. çok önemli bir topraktayız. Ve ben bu karmayı seviyorum. Müthiş. Değil mi? Yani o Antep'in acısını da tabii seviyorum. Ki. O Trakya'nın ufku geniş halini de seviyorum. Hani mutfakta zaten ayrı. Ama bu karma iyi geliyormuş gibi geliyor bizlere. Mutlaka. Yani zaten mutfak konusundan konuşacak olursak Türk mutfağı mesela deyince ben yani Türk mutfağı aslında bölge mutfakları o kadar birbirinden farklı ki. Evet. Yani şimdi Ege'nin Türk mutfağı deyince Ege mi, Güneydoğu Anadolu mu? Hangisi? Karadeniz mi? Evet. Hepsi birbirinden veya tam Orta Anadolu mu yani, Konya mı? Hepsinin aslında o kadar farklı özellikleri var ki bu mozaik tabii çok zenginlik getiriyor. Benim en çok şu merakım, gezmeyi çok sevdiğim için değişik ülke mutfaklarını da deneyen biri olarak zoruma giden şey şu. Niye biz dünyada konuşulmuyoruz? Çünkü bence en konuşulması gereken mutfaklardan biriyiz. Hem zengin hem doğadan her şeyimiz yani. Hele o Ege hani muhteşem. Antep'tir, Güneydoğu'dur hani ona gire. Karadeniz hani hepsi o kadar kıymetli ki biz nerede yanlış yapıyoruz? Bence yaptığımız en önemli yanlış pazarlamada yani. Pazarlamayı iyi yapamıyoruz. Çünkü bizim mutfağımız yurt dışında göçmen mutfağı olarak biliniyor. Evet. Buradaki tecrübelerini ve işlerini yurt dışında yapamayan pek çok işte gurbetçi vatandaşımız daha kolay işte dönercilik gibi, kebapçılık evet, işte, gibi işlere giriyor. Çünkü döner, daha kolay. Kebap. Tabii daha kolay takıyorsun. Kesiyorsun, ekmeğin hazır geliyor, salatanı koyuyorsun, veriyorsun. O yüzden şimdi bizim jenerasyonumuzdaki şeflerle başlayan ve gittikçe de artan restoranlarımız var aslında evet, yurt dışında. Evet, artık var. Onlara destek olmak lazım. Onların ne kadar önemli kültür elçileri olduğunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani sadece ülkemizdeki restoranlara verilen destek değil, dışarıdaki restoranlara da ciddi destek vermemiz lazım. Türk mutfağı adı altında çalışan. Yani benim için en iyi Türk mutfağı lokantası şu tepsini eline alıp da o tezgahta tek tek gezip o çorbadan istiyorum. O pilavın o çeşidini istiyorum, kıymalısının busunu istiyorum esnaf dediğimiz da. Esnaf lokantaları. Ben mesela gittiğim bütün ülkelerde bir tane Türk usulü esnaf lokantası görmek istiyorum yani. Çok sanki haklısınız. Sanki oymuş gibi bana. New York'ta yaptı bunu. Orhan Yiyen rahmetli oldu o da 2 sene önce. Allah o da çok olsun. Önemli bir ustaydı. New York gibi bir yerde yani konuşulan bir Türk restoranı açtı. Daha sonra o tarz bir şey de yaptı. Bir restoranda yaptı ama tutmadı. Ben de sordum nasıl tutmadı? Yani ben de bu kesin tutar diye düşünüyordum. Evet. Orhan Usta dedi ki anlamadı insanlar yani onu da alayım pek burada anlayamadılar dedi. Evet. Ama güzel bir şekilde paketlenip bence yapılabilir. Çünkü değil inanılmaz ha bugün esnaf lokantasındaydık. En sevdiğim şey esnaf lokantası. Tepsini al sıraya gir kardeşim seç beğeni al yani. Birbirinden lezzetli. Az ondan üstüne de ondan. Evet ya en sevdiğim yani sıralama da şahane tabii. Çorbası zeytinyağlısı, etlisi, pilavı, makarnası, oradan sonra tatlısı, yoğurdu, salatası daha ne olsun yani. En son kendinize ne yemek yaptınız?
Kendime bu aralar pek bir şey yapmıyorum. Tost yaptım. Açık söylemek gerekirse. Kendime ben yemek yapamıyorum ya. Benim için yemek birilerine yapılan bir şey. Ben kendime yani ne varsa onu ısıtıyorum. Mesleki öyle, deformasyon. Evet evet, hiç öyle oturup da kendime yani yapıyorum tabii canım. Bir makarna yapıyorum, bir şey yapıyorum eğer evdeysem. Asya mutfağı çok seviyorum. Çok Asya soslarım var. Noodle yapıyorum. Öyle şeyler yapıyorum ama kendime hep çok pratik. Kendime o özeni göstermiyorum. Yani benim için yemek birilerine yapılan, sofrayı şenlendiren. Öyle öğrenmişim yani. Genetiğim öyle kodlanmış. Birileri olursa yemek yapmayı çok seviyorum. Kendim olursa ne varsa dolapta onu yiyorum. Yani peynir, ekmek. Ya. Çoğu şef de öyledir biliyor musunuz? Evet. Yani eve gidersiniz, evde yemek yoktur. Kendinize bir şey yapmaya da artık takatiniz yoktur. Aslında evet, meslek bir yerden sonra artık o kadar sıkın sıyrılıyor ki. Yani bir de eve gidip de onları bilmem ne doğra onunla evet, karıştır falan. Bir zulüm oluyor olabilir gerçekten. Peki ben bunu da hep soruyorum. Hatta bir tane şef misafirim çok değişik bir şey söylemişti. Söyleyeceğim sizin cevabınızdan sonra. Mutfaktaki hangi malzemeyi yok etmek isterdiniz evlerimizde? Mutfaktaki hangi malzemeyi? Ben mesela tuzluğu hiç anlamam. Hiç oldum olsa anlamadığım bir şeydir. Çünkü yani normal kaya tuzu, deniz tuzu normal o bizim kullandığımız rafine tuzdan çok daha değerli bir tuzdur. Yani tuzu oradan alıp da elinizle koymak, hele o çevirmeli tuzlukları hiç sevmem. Çünkü hiç ne geleceği belli olmaz. Bazen çok gelir, bazen az gelir. Evet, kontrol edemezsiniz. Doğru. Benim kendi restoranımda mesela yoktur o çevirmeli tuzluklardan. Herkesin kendi tuzluğu vardır. Oradan alır tuzları atarlar ki o ölçüye alışsınlar diye. Doğru. Tuzluk diyeyim o zaman. Tuzluk. Mesela bir şef misafirim salçaları yok etmek isterdi demişti. Salça konmaz yemeğe, salçalı yapmayın demişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yok, ben salçanın çok ciddi bir kere içinde fermentasyon ve umami olduğu için doğal yapılan salçaların. Evet ama mesela her şeye salça koyuyorlar ya, ben ona biraz eyvallah, karşıyım. Eyvallah. Ya. Ben de hele ki mevsiminde yani eğer domates varsa niye salça kullanacaksınız? Evet. Ama o umami vermek için zaten salça kışın kullanılması için değil yapılan mi? Bir şey. Yani o bizim tembelliğimizden biz yazında kullanıyoruz. Yazın domatesle yapın, kışın salçasını kullanın diye yapılmış bir şey. Peki şeye hassasiyet gösteriyor musunuz? Mevsiminde sebzenin yemeğini yapma hassasiyeti var çok. Mı? Çok. Bizim İstanbul'daki restoranımızda menü 3 ayda bir değişiyor. Tamamen mevsime göre ve bahçelerimize göre değişiyor. Yani Şile'de bir bahçemiz var, Kumburgaz'da bir bahçemiz var. Onlar ne çıkarıyorsa ona göre bir menü yapıyoruz. Yani önce ürünleri alıyoruz, ne süreli olacak diye. O ürünlerden yapıyoruz sebze ağırlıklı yemeklerimizin çoğunu.